Arabayı çekeyim. Çekeyim. Telefonda yer yok o yüzden. Merhaba, arkadaşım. Evet, sen de görmüştün, çok güzel. Evet, fantastic. Çok iyi. Şurası çok iyi, benim favorite. Ama çok dağınık. Ay, bugün ne kadar yorucuymuş. Şimdi bunu gösterip de birazcık spoiler vermiş gibi olacağız. Gel birazcık yakınıma. Biz okulca bir kötü günü düzenliyoruz. Ve aslında team Schulone Rassismus diye açılın olmadığı okul. Ve bu team'e işte ben katıldım. Ve arkadaşlarımı zorla kattım. Daha sonra işte ne yapsak işte okuldaki ırkçılığı engellemek için falan diye konuşurken ben bir öneride bulundum. Önerim de işte insanların yeni kültürleri tanımasını sağlamak için bir tane kültür günü düzenlemekti. Onun için posterler falan dizayn ettim. Ki dizayn ederken hani Oli çok yardımcı oldu özellikle. Buradan ona teşekkür ediyorum. Ve hani ilk defa böyle poster dizayn etmişim ve herhangi bir şey ve çok güzel oldu bence. Renkleri falan çok hoşuma gitti. Öyle nefes alayım. Şimdi de bizim buluşma nedenimiz ultimatif kültür günü için yemek pişirme zamanı yapacağız. Japon bir arkadaşım var, daha önce bahsettiğim Anju diye. Onun arkadaşının evine gideceğiz. Ve orada Japon tatlısı ve Türk fazla, çok fazla kişi olduğu için bizim okulda ben Türk yemeği yapmayacağım. Fransız ekler yapacağım. Çünkü bu benim profesyonellik alanıma giriyor. Ama kapatmadan önce şeyi de söylemek istiyorum ki bu kültür günü normalde şey olarak yapıyoruz biz, bağış kampanyası olarak yapıyoruz. Ben normalde en çok ırkçılıkla karşılaşan hani Augsburg, bizim yaşadığımız şehirde mültecilerdir diye düşündüm. O yüzden lokal mülteci kamplarına falan başlamayı öne sürmüştüm. Ama onun yerine böyle yabancılara Almanca kursu falan veren bir tane kuruma bağışlayacakmışız. Ama biz yine de şey yapmayı düşünüyoruz. Ne kadar para olacak ve ne kadar kişi katılacak asla bilmiyoruz. Çok anksiyetik bir durum. Eğer güzel bağış toplayabilirsek bir kısmını da işte Türkiye'deki depremzedelere bağışlamayı önermek istiyoruz. Ki şey de söylemek istiyorum. Hani bizim okul Almanya gerçekten bu konuda çok duyarlı davrandı. Beni şaşırttı doğrusu ve sevindirdi de. Biz hani mesela okulca saygı duruşu yaptık en basitinden. Onun haricinde okulda Türk benim bana Almanca öğreten heyecan yaptı. Bana Almanca öğreten Türk öğretmenimiz mesela bağış kampanyaları organize etti. Teneffüslerde bir şeyler satıldı, onun parası falan bağışlandı. Ya tamam, hani konu açmışken bunu da söyleyeyim. Birincisi depremzedelerden ve hani etkilenen bütün herkesten başsağlığı diliyorum tekrardan. Ben de şahsen fiziksel olmasa da Hatay'da büyüdüğüm için ve çocukluğum orada geçtiği için mental olarak etkilendim. İşte inanması çok zor oldu. Daha sonra görüntüleri görmek ve küçüklüğüm geçirdiğim bir tane şehrin yok olması ve oradaki insanların hani yaşadığı acıları kesinlikle hayal edemem. Tekrar aynı şeyler yaşanmasın. Çünkü deprem tekrardan olacak. Türkiye zaten deprem altında. Deprem olmasa başka afetler olacak. O yüzden umarım bir şeyler değişir. Yani biliyoruz ki deprem öldürmedi bu insanların, yönetim öldürdü. Umarım işte Türkiye'de her Türk gencinin güzel bir hayatı olabileceği bir zamana kadar susmayız. Ve bu konuda konuşmaya devam ederiz. Ki burada parti ayrımı yapmadan bütün politikacıları eleştiriyoruz. Bir şey değişecekse biz değiştireceğiz. Let's go. Let's go. Çok iyi konuştun dostum. Gururlu bir anne modundayım. Refia'nın odasında en sevdiğim yanlarından bir tanesi dünyadaki en havalı eşyalara sahip olması. Mesela burada Sakin Yaşamanın Sanatı kitabı var. Harikulade Barış Manço posteri, ki bizimkiler matching. Ve burada da Refia'nın odasının olmazsa olmaz bir parçası. Her şeyimi, bu buluşma anınızı kameralara çekmek istedim. Bizim evde unuttuğu bambu diş fırçasıyla. Bu da Rana Hanım bana işi vermek için verdi. Soğuk günlerde takmamın için şeyi. Çok yakıştığı için senden bir kaserde var. O zaman alırım. Ağlayacağım, hadi gidelim artık. Aa, bu ne? Çok yumuşak ve bu benim şans getiren sınav kalemim. Bugünkü sınav stresindeyim, destekçimde. Sınav yazıyorsun. Aynen. Ben bir de sınavlarda şöyleyim.
Tam size havaların sıcakladığını ve artık mont havasının bittiğini anlatmayı planlarken havalar bir anda soğudu bize eve girer girmez. O yüzden... Rana'ya verebileceğim teşekkür. Şu an kameraya tutuyorum. Halbuki ne güzel Gilmore Girls kazağımla kombin yapmışım. Onun kollarının kısalığı. Ecik oturuşu. Çok iyi. Kombinim tamamlandı. Harifi style. Ama şu an böyle soğuduğuna bakmayın. Sabahleyin çok aslında güzeldi. Aslında gibi değil. Sabahleyin okula giderken tam yazın yüzmeye gittiğimiz zamanlar gibiydi bisikletle. Anahtar çek. Adı Dino. Dinozorun dinozor. Ben gidelim bir tane sakat içerim. Ben de düşürdüm. Ben çok üzüldüm. Aşırı çok güzel gözüküyor işte. iPad'den çekiyoruz. Karşınızda Anca size Türkçe yeteneklerini göstermek istiyormuş. Bugün okulda ne yaptın? Onun karşısında var. Teşekkürler. Ondan tübe tübe. Tübe tübe. Onun karşısında inşallah o da. Ya inşallah, maşallah. Maşallah, inşallah. Neyse maşallah. Onun yazın onu ekle. Ich weiß auch noch so. Atatürk. Atatürk. Onun yazın Anjus yapan şapı değil. Hemen. İnsancıklar eve vındınlıyoruz. Refia'nın atkısıyla. Selamlar, bakımda kim var? Ceren'le. Şu anda baklavayla suşi arasında bir seçim yapmamız lazım. Şimdi çok zor bir seçim ve benim kalkülerim uçuyor. Bu da seçim daha zorlaştırıyor. Maşallah, çok güzel görünüyoruz. Teşekkürler. Neyse işte yiyecekler falan bayağı bir sürü kişi getirmiş. Biz kimsenin getirmeyeceğinden çok korkuyorduk. Şimdi yemekleri falan yerleştiriyoruz. Ceren dün evde çiğ köfte yapamadığı için para getirdi yanına. Ama başka çiğ köfte getirenler olduğu için de biz o parayı en iyiye nasıl harcarız diye düşünüyoruz. Ya baklava ya da sushi. Başka seçenek yok. Aslında pişmaniye de var seçenek. Ama pişmaniye için Türk marketi çok uzak. Evet. Ceren bana diyor şu kuzu gibi olan bir tane tatlı verdi ya. İsmi neydi? Ceren canı çok fazla baklava çektiği için baklava aldık. Ama el ele tutuşup da etrafta dolaşmamız lazım. Çünkü Ceren baklavaları eve kaçırmaya çalışıyor. Bugün hava da çok güzel, şansımız var. Ceren'le çok romantik bir şekilde şehri turluyoruz. Hatta baklavamız da var. Yani daha romantik olamazdı. Ceren'i de manzarayla çekeyim. Derime bakın. Burada da bir tane. Çalmış o kalbura bastığınızı çalmışlar burada. Bosnalı şeysi diye. Burada Yunanlı çıkacak biraz. Bir şey diyeyim, Bosna kısmına bakar mısın? Sadece Türk börekleri getirmişler Bosna'ya. Balkan baklavası mı? Ceren. Kötü bakmak lazım. Tepkimizi evet. Gösteriyoruz. Getirdim böyle şeyler. Hiç ama bence yeter. Bence de yeter. Gitti. Karşınızda en VIP davetlimiz.
Kutatan gözdesi. Buyurun özel servisimizle. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Sen abla nerede? Bir VIP konuğumuzu daha çekmek istiyorum. O kadar az baktım var ki 20 geç otobüs var. Okey. Dilenci planı. Bucele ne yaptım? Çok güzel. Henna'nın anlamı. Bu nefes almanın işareti ve bu dünyaya geldiğimizde ilk yaptığımız ve dünyadan giderken de son yaptığımız şeyin ve her şeyin doğal akışının ifade ediyor. Bucele'nize çok yakışıyor. Dur tek tek. Bekle bana şeyi göstersene. Bunu kendisi yaptı. Anlat hadi. Şirketlerin dizinin farkı kişinin karakteri için esmemiz. Çok güzel. Tamam. Hırsızlık at its finest. Bir de fit check yapamamış. Uzaklaş. Fit check yapmak istiyorum. Çünkü bu fiti uzun zamandır planlıyorum. Ben hemen kendimi ördüm tamamen. Bu şey tripledi de o kadar çekildi. Daha sonra artık ben Sena'yla thrift yapmaya geldik. Her zamanki gibi. Her geldiğimde bu dolabı satmışlar mı, satmamışlar mı diye bakıyorum. Çünkü bir gün gelip ben alacağım. Bir dakika. Şeyi sandım. Bir ceketle bakışıyoruz. Solution. Bırakıyor. Oha bıraktı gerçekten şaka maka. Başlattın mı? Başlattım. 10 saat adamın arkasında gezdikten sonra bu benim büyük zaferim. Şaka mı? O kadar şey yaptığımıza değdi. Çok iyi. Bekle birazcık da yakından göstereyim. Bunu alıyoruz. Hadi. Okey geldim. Çay bardakları yetmediği için bulabildiğimiz en büyük çay bardağını alıyoruz. Yediğim dondurma miktarına uygun da bak. Dondurma da kersin. Senin yediğin dondurma miktarına uygun bu su var. Avcıcım. Hadi şey ramen kasesi avcıları moduna geçsen ha. Oha. Oha çok iyi. Şaka mı? Bunu kesinlikle alıyoruz. İyi almazsam selam. Bir tane tren thrift haul'una hoş geldiniz. Şimdi ilk başta size karmanın gerçek olduğunu kanıtlayan bir tane thrift finding'i göstermek istiyorum. Çünkü ben dün Refe'ye kulaklığımı hediye ettim ya. Refe'ye çok sevdiğim için tabii ki de hediye ettim. Ama ben de o kulaklığı çok seviyordum. Ve daha sonra bir tane buldum. Ve karma gerçekten de bir gün sonrasında. Sonra çok uzun zamandır böyle bir şapka manifestliyordum. Böyle bir şapka da buldum. Sonra karga pantolonlar falan aldık. Ve baggy bir tane pantolon. Güzel şeyler aldık. Burada kombinle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu perili kolyeyi de ben yaptım. Böyle bir kristalden. Yani bugünkü bütün kombinim organik. Her şey self-made. Şimdi Lana Dole'yi dinleyip de yolculuğumuza devam edeceğiz.